Ben Ahmet Naç, sınıf öğretmeniyim. 5 yıl Güneydoğu'da çalıştıktan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da da 5. yılım, 10 senedir görev yapmaktayım. Evet, aslında sınıf öğretmenliği seçme sebebim bir kararsızlıktan ortaya çıktı. Hayalimde kendimi gördüğüm birçok meslek vardı. Mesela sporcu olmak istiyordum ben. Bir yandan da sanatla ilgilenmek istiyordum. Tiyatrocu olmak istiyordum. Kendimi farklı alanlarda ifade etmek istiyordum, var olmak istiyordum. Hayallerim de vardı. Ama işte hangisi olayım, hangisi olayım derken dedim ki bu meslekleri hem kendim yaşayayım hem de başkalarına yaşatmak istedim. Ve bu yüzden de sınıf öğretmenliğinin en küçük, en alt kademe olan ilkokuldan başlayayım. O çocuklarla hem kendi hayallerimi gerçekleştireyim istedim hem de o çocukların hayallerini gerçekleştirmek istedim. Ben bu mesleği yapıyorum dedikten sonra ve okumaya başladıktan sonra, hatta mezun olduktan sonra şunu aklına çıkarmamak gerekiyor hiçbir zaman. Öğretmenlerin, sınıf öğretmenlerinin öğrencileri şu an dünyaya geldiler. Bazıları hala doğmadı. Bu bilinçte olmak gerekir. Yani öğretmenlik mezun oldum, atandım ve göreve başlıyorum. Bu şekilde başlamıyor öğretmenlik. Öğretmenlik sizin aslında o kararı verdiğiniz andan itibaren sorumluluğunuz var. Burada ben hani birkaç tavsiyede bulunmak istedim öğretmenle ne işine yarayacak diye. Çünkü derslerde teorik olarak pek bilgiler pek işe yaramıyor. Verilerle iletişim bilgilerini geliştirmeye gerek. Çünkü veriler bu işin yarısıdır. Güneydoğu'daki veriyle de iletişim becerilerini geliştirmeleri gerek. Batı'daki ve çünkü farklı. İki veri de farklı. Okullar farklı, öğrencilerin seviyeleri farklı, sosyal ve kültürel şartlar farklı. Öğretmenin şunu düşünmesi gerek. Ben bu koşullara karşı hazır olmalıyım. Ve o donanımı kendinde, o donanım sağlamalıdır bu hazırlık için. Tavsiyelerim en önemlisi iletişimdir. İletişim becerilerini geliştirmektir. Ve aynı zamanda da anneler ve annelik eğitimiyle ilgili muhakkak okudukları bölümde araştırmalar yapsınlar. O konuda kendilerini geliştirsinler. Öğretmenlerin bahane üretmemesi gerekiyor. Bu zorluklar aşılabilir. Ne olursa olsun eğer kendi hayalleri ve doğruları varsa tüm bu zorluklara rağmen bir şeyler yapabilmek önemli zaten. Eğer ki bir sınıf öğretmeni fark yaratmayacaksa o mesleği yapmasının hiçbir anlamı yok. Eğer ki bulunduğu şartlarda velilerine göre, okul idarecilerine göre veya başkalarına göre hayatını dizayn ediyorsa, bu mesleği icra ediyorsa sen olmazsın zaten. Başkası olursun. Bir öğretmen, sınıf öğretmeni kendini hazırlamışsa, kendini geliştirmişse sınıfla ilgili, öğrencilerle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamaz. Bu mesleği, evet, iyi ki seçmişim çünkü hayallerimi gerçekleştiriyorum ve o çocukların hayallerine de ortak oluyorum.